Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mektubattan okuyorum. Mektubat 59, 15. mektuptan. Çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manayı ismiyle ve kendine bakamacıyla hiçtir. Şimdi burada konu ana tema şu. İnsan en çok kendisini merak etmiş. Tarih boyu zaten merak etmesi gereken de odur. Çünkü kendisini çözmesi lazım. Kendisini böyle şimdiye kadar etrafıyla bilmiş. Anne babasıyla, ona giydirdiği mana ile tanımlamış. Yeme içmeden, üremeden anlamış. Kendisinin manevi boyutuna geçememiş çoğu insan. Şimdi sorunlar da buradan başlıyor. Ailevi sorunlar oluyor, psikolojik sorunlar oluyor. Allah ile sorunları hep buradan, bu meseleden kaynaklanıyor. Kendisine verdiği manaya göre, kendisine yüklediği değere göre hadiselere bakıyor, yorumluyor. Başka çaresi de yok. Tarih boyu insanoğlu en çok kendisi merak etmiş. Şimdi hakikaten birisi sana söylemese senin böyle ne olduğunu nereden bileceksin yani? Ceset de var biliyor. Ya acıkmasını elemiyle anlıyor. İşte oksijeni alamayınca astım olduğunu anlıyor. Vesaire yani. Bununla insan zannediyor kendisini. Bu sefer bütün o sorunları, psikoloji sorunları çözemiyor. Psikoloji sorunların temeli kendine vücut rengini vermekten kaynaklanıyor. Bütün psikoloji şeyleri ben öleceğim diyor. Sen kimsin ki öleceksin? Yani hatta kabir meselesi de derdinden çıkıyor. Haşir meselesi de derdinden çıkıyor. Kim hesap verecek ki? Yani ehillerine söylemek istedim onu. Haşiri de geçiyorsun böylelikle. Aşıyorsun yani. Arka tarafa geçiyorsun. Kendine vücut rengini verme. Ben derken neyi kastediyorum? Ben derken neyi kastediyorsun? İşte biraz tabii yeni gelenler için yapalım. Katlanacak bazı şeyleri yeni yeni duyacak belki. Her şey mana ismiyle ve kendine bakamacıyla iştir. Yani kendinle izah etmeye kalkarsa buna mana ismi deniliyor. Hiçbir değeri yok. Kabire tek başına gidiyor. Bugün duydum ilk defa. Yağmurda değil mi? Mustafa diyor ki iş yaparak şimdi ilk defa duydum. Demek de fayda var gibi geliyor. Ama tuhafıma gitti. Ne Mustafa? Yağmur var, yağmur. Yağmur yağdırıldı. Çamurlar çok fazla. Annesini mezara indirememiş. Çamur, gömleğim, ayakkabım çamur olur diye. Bayağı çamurmuş. Yağmur olunca. Kimse de indirmemiş Hakan'ı. Sen anneni indirmese mezara kim indirecek? Bayağı çamur. Ama ölmesi, gömülmesi lazım. Makine getirmişler. Makineyle indirmişler. Bakalım. Değil mi? Sonra da makine kapatıyor. Perdelikler de yok. Ondan sonra da makine arka tarafıyla tak 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 böyle düzeltti. Yani aşağıda tost gibi yaptı. Yani insan peki insana verdi değer işte bu. Mana ismiyle anlatmak için söyledi. Mana ismiyle bakarsa doğurmuştur, tamam, daha alakası kalmamış ki. Mana ismiyle insan kendisiyle, varlıkla, mevcudatla, parayla izah ederse hiçbir değeri yok. İştir. Kendi zatında müstakil ve bizzat sabit bir vücudu yok. Yani kendisiyle, kendisinin kazanımı olan kazandığı bir şey yok. Bir tane yok. Mesela peygamberlerin en büyük iyiliği, bence en büyük iyiliği,
Allah'ın vücudundan haber vermesidir. Allah vardır demesi. Allah neyse, Allah ile ne anlıyorsan, Allah sana ne getiriyor, Allah'a inancı. O Allah'ı bilme ile o Allah'ın kıymeti kadar değer alıyorsun. Allah'ı bilmek. Sana peygamber bu kadar iyilik yapmış. Vücudundan haber vermiş. Ne demek o? Haber verdiği halde böyleyiz. Ya haber vermesi Allah hakkında, kendimiz hakkımızda ne bilecektik ki? Daha dersler konuşuyorum senelerce, ben de uğraşıyorum senelerce. Kendimi kendimle tanımaya, kendimi hariçle, kendimi mevcudatla, kendimi Kur'an'la, kendimi peygamberle, kendimi tefekkürle tanımaya bu kadar uğraşıyorum, ne kadar bilebilmişim ki? Bir de bunlardan haberim yok. Olsa. İşte diyor ki, kendi zatında müstakil bir vücudu, sabit vücudu yok. Yani kendi kazanımı, kendi kazandığı bir şey yok. Karaciğerini kendisi yapmamış. Böbreğini kendisi yapmamış. Gözünü kendisi takmamış. Her şey geldi hazır. Kainatın işleyen kainatı da hazır gördü. Geldi, gözünü açtı, seyretti, kulağını açtı, işitti. Ve yalnız kendi başıyla kain bir hakikati yok. Yani kendi düşüncesiyle dünyasını oluşturmaya da hakkı yok. Böyle de bir şey yok. Yani bir gane yaşayamaz kainatın işletim sisteminden. Kainatın yaratılış gayesinden farklı yaşayamaz. Yaşamanın bedeli psikoloji sorunudur. Psikoloji sorunlar kainatın işletimi, tabiri caizse affetsin Cenab-ı Hak. Kainatın patronu. Kainatın için yapmışsa. Bu ana tema, yani kainat niçin çalışıyor, niçin kurulmuş, bu gayeye uygun gayemiz olursa rahat ederiz. Yoksa hiçbir şansımız yok. Yani hemen bedel ödüyoruz. Yukarıdan aşağı atlarsan af yok, yere çakılacaksın. Suya gireceksen ıslanacaksın. Bu kesin değil mi? Yukarıdan düşene af yok. Bu Müslümandır, bir gavurdur. Afar suya giren yağmurdur, Müslümandır. Hayır, ıslanacak. Kainatın akan, kainatın umumi sisteme, kuruluş gayesine uygun ne kadar düşüncen olursa, ne kadar ona uygun yaşarsa o kadar rahat edin. İşte burada bunu şöyle ifade ediyor. Yalnız kendi başıyla kain bir hakikati yok. Yani bu sistemin dışında kendisi üreteceği bir hakikati yok. Böyle bir şansı yok. Var. Var ama sonu intihardır. Dünyanın en meşhur, tabii bunun işte alakadar olanlar bilir bunu. Dünyanın en meşhur bir kadın erkek var şeyde, Rusya'da. Karı koca. Psikologlar ve psikiyatrist doktorlar, yani sosyolog, bilmiyorum ne unvanları var. İki ciltli dünyada kitabı var, meşhur. İnsan nasıl mutlu olur? Çok meşhur. Geçen sene, bir buçuk sene mi, iki sene mi ne oldu? İntihar ettiler. Bu kitabın sahibi. Çok mutlu oldular herhalde. Çok tuhafıma gitmişti. Çok etkilendiğim için bak hatırıma geldi. İnsan nasıl mutlu olur? Karı koca elini tutuşarak intihar etmişti. Maddeyle mutlu olmayacağını anlamış. Nasıl? Maddeyle mutlu olmayacağını anlayarak... Evet. Maddeyle mutlu olamayacağını... Anlayınca mı intihar etti acaba? Hani bilmiyoruz artık. Şu. Kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Kendi başına bir kurguladı. Ne yaptı biliyor musun? Kainatın bir işletim sistemi var. Kainat çalışıyor bize rağmen. Sen yokken de çalışıyordu. Sen öldükten sonra da çalışacak bu. Belirli bir müddete kadar. Varlık yani. Kainat derken şu dünyayı kastetmiyor. Bu çalışıyor. Bunun içerisinde kendi kurguladığı küçük bir dünyası var. Oraya oturttu kendisini. Çıkmak istemedi.
o küçük dünyasında yaşadı. Her şey bu zannetti. Hepimizde olduğu gibi kendi kurguladığımız bir dünya var. Bu var, bu zannediyoruz dünyayı. Dünya bu. Onun direği de diyor bu hayatı, vücudu. Senin işte ömür bitti. Sarsılıyor bir hastalık. Bir kanser. Bak senin dostunu gördüm Mehmet abi. Çok derse davet ettim. Cem geliriz. Geliriz. Bugün gördüm. Balkonda oturuyor. Kan, ölümünü bekliyor. Gerçi hepimiz öleceğiz de o biraz abi biraz ölümle kendisi arasındaki perde kalktı. Kanser ya. Bu çay mı ne biçmiş doktor? Çok davet ettim derse gel. Kaza namazına başla. Ya şimdi yapsa da yapamaz. Herkes ölebilecek yaştadır biliyor musun? Ya. Herkes ölebilecek yaştadır. İşte o kurguladı, küçük dünyasına girdi. Tabii ondan sonra dünyası çatladı tabii bazı hadiselerle. Hani bir şey yaparsın böyle baraj yaparsın da sonra çatlayınca her taraf birbirine karışır. Sonra küçük dünyasıyla umumlu dünya birbirine girmeye başlayınca tatlı su, tuzlu su diye. Bir baktı Allah, kurguladığımız dünyayla hiç alakası yok. Yaşanacak dünya değil zannetti. Ve Mustafa dedi ki biz buradan istifa edelim. Ne demek biliyor musunuz? İnsan diş ağrısına dayanamıyor. Ölümden ödü patlıyor. En ufak hastalığından dolayı çareler arıyor. Ama öyle bir an, öyle bir duygu, öyle bir his geliyor ki hayatını komple noktalıyor. Hepsini noktalıyor. Nasıl bir ölmek yaşamaya nasıl galip olabiliyor? İçsel kaosu düşünün. İçsel buhranı düşünün. Yani ölmek nasıl cazip olmuş ki inkar etmiş. İçindeki dumanı düşünün. Sanki ölümle kurtulacak sineklerden kaçıyor diyor ustadın tabiriyle. Canavara ağzına giriyor. Yani dünyevi hadiseler, sıkıntılar sinek. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise, yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Manayı harfi var. Bir tane mana ismi, yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Mana ismi, manayı harfi şu. Kendini kendinden yorumlamak, kendini kendi duygularınla izah etmek, kendi egolarımızla, kendi düşüncelerimizle, kendi heveslerimizle hayatı sorgulamak, yargılamak, hayatımızı kurmak. Bu manayı harfi. Bir de fark etmek bu kainatı, bu kainatı fark etmek, bu kainat bana rağmen kurulmuş, bu sistem çalışıyor. Benim hayatım da her iki tarafa da açık. Hem kendi kurgulamama da açık, kendim kurarsam. Ama bu sisteme de açık. Eğer ben kendimi fark edip de kainatı Kur'an'a, yani Kur'an'a, yani vahye hayatımı uydurursam bunun adı manayı harfi oluyor. Manayı harfi, harf. Yani manayı harfiyle bakarsan Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve manaları var. Yani hayat hakikatlerle dolu. Bir şeyi üretmek için, bir şeyi dokunmak için, bir barajı doldurmak için hareket ettiğini görürüz. Yani dünya için değil. Hiçbir manası yok. Ey gidin. Geçen hafta kimi görmüştük? Ben Karadeniz tarafından geliyorum. Adam kaç dönem yapmış? 3 dönemine milletvekilliği yapmış. Efendim anayasada bilmem ne şeyini yapmış. Bilmem çay fabrikasında orada özel çay fabrikası var adamın. Yani neler dediler. Bir şey yurt dışına çalışan şilepleri var gibi. Adam inan denk geldi böyle. Ben de öyle bir derse yetişiyordum. Hanımların dersine yetişmek için gidiyordum. Öğleni kılmam için otobanı sağa çektim. Eğer cenaze varmış o gün. Öğle namazı. Sonra
Sordum ya Allah Allah böyle. Niye dedim ya böyle cami cemaati namaz kılıyor da kirli feliler kılmıyor falan. Herhalde bu o tipten birisi dedim yani. Bak namazını bile kılmadılar çocuklar. Bilmiyor ki. Ben dakika dukkabı da babasına kılmamıştım. Bu kadar uğraştın he Mehdi abi. Çocuğun bile namaz kılmıyor. Senin namazını ha. Kendi namazını değil. Cenaze namazına bile gelmiyor. Abi oradaydı. Orada olsa ne olur ki cenaze namazına gelmedi. Mahalleye gelmedi demiyorum. Camiye gelmedi. Cenaze namazına gelmedi. Namazda yoktu yani. Ya işte. Miras paylaşılırken orada olur. Miras demet olur. Allah ıslah eylesin. Amin. Hatta kavga edecekler ki sana az düşün. Yani tamam da bu olmasın mı? Olsun tabii de. Ama esas bu değil. Hayatını kurgularken, hayatını kurarken, saat kurar gibi. Umum kainatın hareketine göre, yani vahye göre yapacaksın. Başka şansın yok. Ben tanırsınız hepiniz biliyorsunuz beni. Ömrüm böyle delilerle geçiyor. Psikoloji rahatsızlıklarla geçiyor. Yani her tip insan ama daha çok o. Beni gördüm, 10 kişi konuşuyorsa 8'i psikoloji sorunu yapıyor. Temeli hep böyle izah ederken de konuşmam da buna kayıyor. Mecbur etkilenmiş. Hep temel bu Mustafa. Kendine vücut rengini vermiş. Kendi kurguladığı bir dünyada yaşıyor. Kurguladığı dünyayı umumi dünya zannediyor. Onun ölçüleriyle kainat yorumluyor. Vahye tabi olmuyor. Olmak istemiyor. Düzeliyor. Dediğimi yapıyor. Sonradan bırakıyor gene eski hayatına dönüyor. Niye okumuyorsun kardeşimiz bu Kur'an? Hocam düzeldim dedi. Niye okuyayım ki? Dedi. Ya hiç bu Kur'an'ı hat için okuyor. Baş ağrısı için okuyor. Ya iyi dedim şu anda hayatın başka bir cilvesine ilacına mazhar olacaksın. Devam edin. Hep bu yani. Manayı harfiyle olsa yani hayatını veren zata göre hayatını tanzim edersen hayat madum değil. Çünkü sermedi bir vücudun gölgesini taşıyor. Yani öyle bir geçici gibi gözükürken baki bir hayatın aynası. Yani bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynası. Öyle diyor değil mi? Öyle bakarsan bu şualar mı? Şuaların kaçıncı sayfaydı? 69 bak. Diyor ki iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum yani kainata göre insanın vücudu ne kadardır ki kilosu? Mehmet abi 60 kilo ne olur galaksilere göre? Diyor ki iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum varlığa göre 60 kilo nedir? Zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Hadsiz bir vücut. Yani Allah'ın bütün esmasına mazhar gösterebilir. Ve yarattığı şeceri hilkat onda onaylanıyor. Hadsiz bir vücudun aynası ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasının bir vesile. Yani inbisat şu. Mısır var ya mısır. Koyuyorsunuz toprağın altına. Ağaç oluyor. Çekirdek çınar oluyor. İşte bu vücut aynı mısırın patlaması gibi. İnbisat. Bu ne diyor? Bu zerrecik vücudum. Bu nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasının bir vesile. Yani bu küçük bir şey ama tohum da küçük, kocaman vücut oradan çıkıyor. Niye? Güneşe muhatap olduğu için çekirdek, havaya muhatap oldu, suya muhatap oldu, toprağa muhatap oldu. Biz de imanın ziyasını, insan bir çekirdeğe benziyor. İmanın ziyası ile, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'a imtisal edersek, insan da böyle hadsiz bir ağaç, çınar gibi bir ağaç olur. Ya bu zerrecik vücudun hadsiz bir vücudun aynısı nihayetsiz inbisat ile. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani
İnsan nihayetsiz, Ömer abi, nihayetsiz imbisat edebiliyor. İmbisat şu, ben konuşunca tek tek gitmiyor. Hepinizi bir anda gidiyor. Bu bir. Bir de küçük bir çekirdek imbisat etmiş. Dev ağaç olmuş. Güneşle muhatap olunca patlattı değil mi güneş? Su da ona malzeme oldu. Neşine mahvoldu. Yani ben nasıl bir tane konuşurken binlerce insana, radyo verici istasyonlar olsa, televizyon olsa, milyarlarca insanlara bir anda ulaştığım gibi, buna imbisat deniliyor. Bir anda herkes, her farklı insanın yanındayım. İşte nihayetsiz bir imbisat ile, yani bir tek şey ama nihayetsiz alemlere malzeme yetiştiriyor. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha kıymetli, baki, mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu. Kendisinden daha kıymetli vücudu kazanıyor. Ahiret. Allah. Kendisinden daha kıymetli Allah. Allah'a ortaya çıkarıyor mesela. Aleminde. Bak ne diyor, bir de söyleyeyim. Kendinden daha kıymetli, baki, mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmet bulduğunu. Ama mensubiyeti cihetiyle tabi olur. Yani kime tabisin, kim nesin yani. Neyle izah ediyorsun kendini, o önemli. Adama sordum, kimin oğlusun dedim. Ben falancanın yeğeniyim dedi. Ben sana kimin oğlusun dedim ya. O babamı tanımazsın diyor. Meşhur dayım dedi, meşhurdur. Eski belediye başkanlığı yaptı. Bak kendisini ona nispet etti. Onunla tanımladı. Ahirete de gidecek, gittiğimiz zaman diyecekler bize, hoş geldin. Tamam. Sen kimsin? Vallahi gemilerim vardı, arsalarım vardı, binalarım vardı. Kasam para doluydu. Tamam da sen kimsin? Boş ver şimdi Allah. Allah kul muydu? Bak niye dedi ki, mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu. Allah'a mensup musun Mustafa? Ben Allah'a iman ediyorum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah de ve öl. Ne demek biliyor musun? Allah neyse onaylamak onun kadar kıymetlidir. Allah neyse reddetmek onun zıttı kadar bedeli vardır. Onun için bir an yaşaman yetiyor. Çok yaşamaya gerek yok o kadar. Çınar ağaçları yatıyor. Şişekte de 500 senelik vardır belki de. O çınar değil mi? 11 kişi mi sarmıştık 11'i? Sarmıştık da aşağıdan. Yani çınar ağacı. Bursa'da da var. Bir de orayı biliyorum ben. İki yeri biliyorum. Ama 500 seneden beri kütük değil mi? 5 tane nesil görmüş altında. Yani kökünde oturmuşlar 5 tane asır. Ama kütük. Yani o kütük olacağına 500 sene bir saat insan olsaydı yeter. Mensubiyeti cihetiyle. Kimsin? Kime bağlısın? Kimle kendini izah ediyorsun? Mensubiyet. Bak diyor ki, mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Mesela 500 sene yaşayan firavunlar var. Toprağın altındalar. Kur'an'ın lisanıyla, hadisin lisanıyla şöyle diyor. Ya Rabbi, bir an bir müsaade et. Bir an müsaade et, çıkalım bir dakikaya. Ne yapacak bir dakika çıkıp? Aynı onu diyecek. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyecek. O zaman ne oluyor? Yani onaylayan ve reddeden ruhtur. Hani şu soruya cevap vermeye çalışıyorum. 60 sene yaşayan bir insan niye sonsuz cennet veya sonsuz cehennem olsun? 60 sene adam hata yapmışsa cehennemde 60 sene kalsın. Ruhun zamanı yoktur. Kabul eden, reddeden ruhtur. O zaman kabul ettiği kadar değer alacak, reddettiği kadar bedel ödeyecek. Bu ruh tarafı. Ruhun, yani kabul eden, reddeden ruhtur. Ruhun da zamanı yoktur. İkinci izah. Kabul edilen Allah'tır, reddedilen Allah'tır. O zaman o reddetme nispetinde bedel ödeyeceksin. Kabul etme nispetini onaylarsan onaylanıyorsun. Yani Allah'ın değeri kadar kıymet alıyorsun. Ne dediğimi bilerek söylüyorum.
Allah'ın onayladığın anda iman nurdur. Mümin kulunun irade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i küllenin kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının nurudur. Zatının nurudur. O zaman seni gerekmiyor. Seni önemli değil. Reddettiğin Allah'tır. Onun peki bedeli ne olur? Onun zıttı kadar bedel ödeyeceğiz. Onayladığın Allah'tır. Değeri kadar kıymet alacağız. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakiniyle bildi. Biraz keseceğim. Bir şey diyor Hasan abi, insana nihayetsiz ehemmiyet verdi diyor Cenab-ı Hak. Evet, niye nihayetsiz emniyet vermiş değil mi? Dikkat çekiyor. Nihayetsiz değil. Nerede geçiyordu o? 66-67'ler değil mi? Dördüncü şu anda. Dördüncü şu anda. Nihayetsiz emniyet vermiş. İnsana. İnsana nihayetsiz emniyet vermiş. Arkadaşlar devam et. Allah ya. Allah deyince ne anlıyorsunuz mesela? Tamam, herkesin kalsın içinde de. Allah da ne anlıyorsun abi? Ha, o Allah sana nihayetsiz emniyet vermiş. Sana nihayetsiz emniyet vermiş. Şimdi nihayetsiz emniyetine insan emniyet vermiyorsa sıkıntı var. Ha, sana nihayetsiz emniyet verene emniyet vermemek. Hani 5-6 sene önce bir tanesine demiştim de sonra başka şekillerde cümleler olarak karşıma çıktı başka senelerde. Demiştim ki o bir kutucu abinin oğlunda olmuştu. Sana nihayetsiz emniyet verene emniyet vermemeyi simgeleyen bir cümle vardı. Derse davet ediyordum Mehdi abi. Derse davet ediyordum. Diyordu ki zamanım yok. Dedim ki sana zamanı verene zamanım yok diyoruz. Şimdi yok biliyor musunuz? 37 yaşında vefat etti. Aa Nizam nerede? Ay kaybederim. Dostumuz da değil mi? Söverdik yani. Hiçbir şey yok değil mi? Okulda öğretmen okulun tuvaletine lavabo elimi yüzümü yıkamaya gidiyor. Ondan sonra lavabonun orada çökmüş bulunuyor. Öyle mi? Hiçbir şey yok değil mi? Bir anda gitti. Nasıl gider? Ne akla gider ya? Gidiyor kardeş. Bu da traktörün altına kalıyor. Parçalanmadı, vücudu kalmıyor. Karşımda ders dinliyor şimdi. Yeah. Öyle mi Mehmet abi? Parçalanmadı, organı yok. Yeah. Sen bana İstanbul'a telefon ettiği zaman hocam falan ümidi kesmiş şey yapıyorlar. Hocam dua et. Nereye dua edeyim? Bu vücudu paramparça olmuş. Nasıl bu bizim duvarı nasıl birleştirecek? Diye. Öyle mi abi? Yeah. Abi o da lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayayım diye okulun şeyine gidiyor. Öyle mi? Ve orada lavaboda düşmüş. Ya acayip bir sır ya. Sana nihayetsiz değer verene değer ver. Sana vakti verene, zamanı verene zamanın olması lazım. Sana değer verene değer ver. Seni seveni sev. Allah Allah. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gözgesidir. Yani muhatap olunca Allah'a, yani onaylayınca Allah'a, iman edince bu sefer bir an yaşa yetiyor. Çünkü Allah esması bir an tecelli ediyor. O zaman fani ama baki bir vücuda ayna oluyorsun. Ruh işte yani. Baki bir vücudu, yani baki bir zatın vücuduna ayna oluyorsun yani. Allah'a gösteriyorsun. Onaylıyorsun. O zaman bekaya mazhar oluyorsun. Küllü şeyin halikün illa veçe, insanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki. Yani her şey gidiyor, gidecek, ölücüdür. Her şey. Bunu insanın eline veriyor ki ama ona bakan veçesiyle bakidir. Yani onu bu ayetle, yani bu manayla, düşünceyle mevcudatı böyle yorumla. İnsanın eline
kılıç olarak, masivadan kesmek için, yani kalbini mevcudata bağlamamak için. Çalış ama kalbine koyma. Bir kılıçtır ki, o da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada, fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Yani küllü şeyin halikün ilaveçe, kılıç gibidir. Alakadar olduğuna sevdiklerine bir bak bakalım, bu kılıcı vurunca hakikaten fani ya. Her şey onun dışında, her şey fanidir. Hepsi geçicidir. Baktığın zaman böyle, hakikaten evet arabaya biniyorsun ama kalbine girmiyor. Arabanın markası mesela, işte baktığınız zaman, Mehmet, şu Ömer abi senin arabanın markası neydi? Ford. Üstünde bir yazı var, gördün mü abi? Ford'un üzerinde bir yazı vardı. Koç. Yok. Ford'un üzerinde bir yazı var, bir hayal et bakayım neydi, hatırladın mı? Amblem miydi? He? Amblemin üzerinde. Ömer, şey, Mehmet abi senin arabanın üzerinde, Volkswagen değil mi senin? Üzerinde şey var ya, bir yazı var. Onda da var. Tam o amblemin üzerinde. He? Nizam seninsinde yazıyor mu? Neydi o? Fani mi abi? Evet. Fani Volkswagen. Fani Ford. Fanilik damgasını gör, kalbine girmiyor o zaman. Fani. Küllü şeyin halikün lâveçi bunun için verir. Faniliği baka baka diye diye. Orada yazmıyor ama. Yazıyor abi. Okuyamıyoruz ya. Abi ne okuma, onu oku, okuluna gideceksin o zaman. Sen o yazıyı okuyamadın ya. Sen onda İslam yazılarına alışkın değilsin ya. Mehmet abi gaflete yakaladı bizi. Ya. İman gözüyle diyormuş abi sen. İman gözüyle diyor. Evet, iman. Farklı bir göz yani. Evet. Normal şuur iman. Yok, göremez. Cennet görünür diyor mesela. Evet. Değil mi? Bakabiliyorsan. Bakabiliyorsan. Buradan bakarsan cenneti seyredersin. Evet. Bir çiçek gibi mi diyordu? Evet. Bir çiçekte cenneti görüyor. Çünkü penceredir o. Evet. Veya merdivendir. Veya dürbündür. Esma'yı görüyorsun. Esma yoluyla Musema'yı görüyorsun. Neyi cenneti? Musema'yı da görüyorsun. Evet, son şeyimi okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın hesabını olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar demek. Allah hesabına olsa, manay harfiyle olsa, yani Allah ile izah edilirse, Allah'ın onayladığı gibi kullanılsa, liveçille olsa, masivaya girmez ki, yani faniliğe girmez ki küllü şeyin halikün ilavecek kılıncıyla başı kesilsin. Elhasıl eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah bulmazsa ve hesabıyla bakmasa her şey gayrdir. Küllü şeyin halikün ilaveçhe kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. El-Baki huvel-Baki Said Nursi. Vâhir davâhum en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temâsselevât. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel âkibetun ilmuttakîn velâ udvâne ile alev-zâlimîn. Ve salâtu ve selam alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbî ecmain. Allahümme Rabbana ya Rabbana takabbal minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ehdina ve vefikna ilal hakki ve ila tariki müstakim bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erselte ve rahmeten lil alemin. Ve affu anna ya Kerim, ve affu anna ya Rahim, ve affir lana zunubena bi fadlike ve keremike ya ekremel ekremin. Allahümme zeyyina bi zinetin Kur'an ve ekrimna bi bereketin Kur'an ve şerifna bi şerafetin Kur'an ve elbisna bi hilkatin Kur'an ve edhilna el cennete bi şefaatin Kur'an ve afina min kulli belai dünya vel azabil ahire bi hürmetin Kur'an. Allahümme cellil Kur'an lana fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefiyen ve ala siratin nura ve fil cenneti rafika ve minen nari sitra ve icaba
وَاَلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا وَاِمَامًا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا كَرِيمًا اللهم اهدنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وارفع درجاتنا بفضله القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الجلال والاحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم ابائنا وفي امهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل اعدائنا واحفظنا اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمه القران العظيم اللهم بلغ وأوصل صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامنا عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا سيد نورس رضي الله عنه وأرواح جميع طلابه وإخوانه آمين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأهبائنا وأصدقائنا وأساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام